4857 sayılı iş kanunu kapsamında işverenlerin işçilere verdiği para cezalarının nasıl kullanılacağı resmi gazetenin 5 Mart 2004 tarihli sayısında yayımlanan işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve çalışma esasları hakkında yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre toplanan paralar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın başkanlık edeceği işçi ve işveren temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanmaktadır. Yönetmelik gereğince bakanlık, harcamaların kurul kararındaki esaslara göre yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izler ve sonucundan kurula bilgi verir. Ancak işçilerden ceza olarak kesilen paraların nasıl kullanıldığı kamuoyunca bilinmemektedir, dedi ve işçilere kesilen cezaların hangi kalemler için kullanıldığını sordu Oruç. Yazılı bir soru önergesi verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu başlıktaki sorulara yanıt vermesini istedi. İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve çalışma esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde bugüne kadar ne kadar para toplanmıştır? Toplanan bu paralar nerelere harcanmış, hangi kurumlara tahsis edilmiştir? Bu konuda bakanlığınız tarafından kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır? Kurumlara verilen paraların amaca uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı bakanlığınızca denetlenmekte midir? Önceki yıllarda toplanan paraların bir kısmı proje karşılığında sendikalara verilmiştir. Neden 2019 yılında herhangi bir sendikaya para tahsisi yapılmamıştır? Ocak ayında toplanacak olan ilgili kurulun sendikalara toplanan bu paralardan ne kadarını ayırması öngörülmektedir?